Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Indirekte Rede dersin konusunun ikincisiyle devam ediyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Hatırlayacak olursanız indirekte Rede denildiğinde ne demiştik? Bir cümle, bir şey kullanılmış değil mi? Birisi bir şey söylemiş ve biz dolaylı olarak o söylenen şeyi aktarıyorsak, alıntılama yapıyorsak o cümleden, öyle değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Indirekte Rede formuna sokmuş oluyoruz bu söylenen cümleyi. Bu genellikle işte basın yoluyla iletilen söz gelimi bir röportaj yapılmıştır, öyle değil mi? Ve konuşulan konunun ya da o cümlenin yeniden aktarılması durumunda indirekte yapıldığını görebilirsiniz. Alman basınını da takip edecek olursanız orada bu tarz formlar çok sık kullanılmakta. Dilerseniz şimdi ilk örneğe bir bakalım arkadaşlar. Burada direkte rede, indirekte rede denmiş. Bakın burada direkt bir konuşma var. Bunu dolaylı konuşmaya nasıl çeviririz ona bir bakalım. Şimdi demiş ki Markus sagt, bakın iki nokta üst üste ve tırnaklar açılmış. Ne deniyor? Ich muss täglich 8 Stunden arbeiten. Markus diyor ki ich muss täglich neydi arkadaşlar? Her gün demek. 8 Stunden, 8 saat boyunca, günde 8 saat boyunca çalışmam lazım değil mi? Arbeiten. Şimdi biz bu cümleyi ne yapacağız? Bu bir alıntılama. Biz bunu dolaylı olarak çevireceğiz ve diyeceğiz ki Markus'un demesine göre onun 8 saat çalışması gerekiyormuş. Öyle bir zorunluluğu varmış değil mi? Neden? Çünkü müssen var. Dolayısıyla müssen'i ne yapacağız arkadaşlar? Önceki ders videomuzda bunu görmüştük. Konjunktif 1'a çevirmemiz lazım. Dolayısıyla cümlemizi inceleyelim. Indirekt yaptığımızda ne yapacağız? Markus sagt, bakın virgülle ayırıyorum. Er müsse täglich 8 Stunden arbeiten. Bakın buradaki muss ne olmuş? Müsse olmuş. Öyle değil mi? Modal fiil kapsamında demek ki muss, ich muss, er müsse şeklinde yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla Markus'un demesine göre onun 8 saat çalışması gerekiyormuş diyecek olursak bunu Almanca karşılığı Markus sagt, er müsse täglich 8 Stunden arbeiten demiş oluyorum. Tabi biz indirekte rede denildiğinde farklı bir yapı olan, daha önceden de görmüş olduğumuz bir yapı olan das cümlelerini de pekala işin içerisine katabiliriz. Bakın aynı cümleyi, yani buradaki cümleyi ben şu şekilde de yorumlayabilirim. Das'la yapacak olursam. Markus sagt, dass er täglich 8 Stunden arbeiten müsse. Bakın burada dikkat edelim. Ne olmuş arkadaşlar? Das'lı cümle kullanıldığında buradaki muss değil mi? Müssen konjunktif 1 demiştik. Dolayısıyla ne olacak? Cümlenin sonuna konjunktif 1 olarak gitmiş. Öyle değil mi? Das'lı cümle olduğundan dolayı. Dolayısıyla Markus sagt, dass er täglich 8 Stunden arbeiten müsse şeklinde de demek ki bu indirekte rede yapılabiliyormuş. Dolayısıyla anlam olarak baktığımızda bu cümle ya da das'lı cümle herhangi bir anlam farklılığı yok. Sadece yapısal olarak birisinde konjunktif, sadece konjunktif 1 kullanılıyorken burada konjunktif 1 ile beraber ne kullanılıyor oluyor arkadaşlar? Müssen modal fiili ile beraber, yani das cümle yapısı kullanılmış olabiliyor. Demek ki her ikisi de indirekte rede kapsamındaymış. Şimdi dilerseniz arkadaşlar Fragen in der indirekten Rede, yani bu en direkt olan, yani dolaylı olarak olan konuşmadaki soru yapısını nasıl aktarırız cümlemize, onu inceliyor olacağız bu konu başlığında. Fragen in der indirekten Rede. Bakalım ne diyor? Mia fragt Jochen. Evet, Mia bu bir kadın ismi. Jochen bu da bir erkek ismi. Demek ki Mia Jochen'i soruyormuş. Mia fragt Jochen. Darf ich dich morgen besuchen? Evet, seni yarın, morgen neydi? Yarın demekti. Besuchen, ziyaret etmek. Seni yarın ziyaret edebilir miyim? Değil mi? Darf ich dich morgen besuchen? Şimdi bu soru yapısını ne yapacağız arkadaşlar? Indirekte rede yapısının içerisine gömüyor olacağız. Bakalım. Mir hat Jochen gefragt.
Evet, sordu bakın burada ne var? Perfect zaman var. Şimdi bu bir soru cümlesi olduğu için ne yapıyorduk soru cümlelerinde? Op yapısını getiriyorduk değil mi? Ama V'li sorular olduğunda ne yapıyorduk? Op yerine V getiriyorduk. Ancak burada bir eylem kapsamında olduğu için op'la devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla mir hat Jochen gefragt, ob sie ihn morgen besuchen dürfe. Bakın, dürfen ne olmuş arkadaşlar? Konjonktif bir olarak karşımıza çıkıyor ve dürfe şeklinde yorumlanıyor, değil mi? Çünkü ne oluyordu üçüncü tekilde? Sie dürfe, öyle değil mi? Dolayısıyla sie dürfe şeklinde konjonktif bir de çekimlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu cümleyi toparlayacak olursak, Mia Jochen'e sordu. Acaba onu ziyaret edebilir mi diye. Evet, şimdi arkadaşlar biz bunun Türkçesini yaptığımızda mış gibi yapabilir miymiş, edebilir miymiş gibi çeviriler yapıyorum. Bunu yaptığımda sakın şöyle bir anlam gelmesin aklınıza. Hani burada bir alay ya da bir işte dalga geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hani öyle bir olasılık var mı gibi algılanmalı bu mış mı gibi sorulardı ki bu Türkçe'ye çevirdiğimde. Dolayısıyla burada sakın bir alay varmış gibi düşünmeyelim. Burada bir olasılıktan bir varsayımdan yola çıkıyoruz. Çünkü burada her halükarda arkadaşlar bir ihtimal var. Dolayısıyla öyle bir ihtimal kapsamın gibi düşünmekte fayda var indirekte rede'yi. Çünkü burada bir aktarım var. Bu aktarım yapılırken doğruluğu tartışılır. Öyle değil mi? Çünkü devreye üçüncü kişi girmiş oluyor. Birebir o muhatabımız karşımızda değil. Dolayısıyla onun demesine göre demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Markus sagt, ich muss täglich 8 Stunden arbeiten. Markus sagt, ich muss täglich 8 Stunden arbeiten. Markus sagt, er müsse täglich 8 Stunden arbeiten. Markus sagt, er müsse täglich 8 Stunden arbeiten. Markus sagt, dass er täglich 8 Stunden arbeiten müsse. Markus sagt, dass er täglich 8 Stunden arbeiten müsse. Mia fragt Jochen, darf ich dich morgen besuchen? Mia fragt Jochen, darf ich dich morgen besuchen? Mia hat Jochen gefragt, ob sie ihn morgen besuchen dürfe. Mia hat Jochen gefragt, ob sie ihn morgen besuchen dürfe. Sıradaki örneğe baktığımızda arkadaşlar, Mia fragt Jochen. Mia, Jochen'e soruyor. Warum willst du nicht mitkommen? Evet, bakın burada bir soru yapısı var. Warum neydi? Neden? Willst du nicht mitkommen? Mitkommen beraberinde gelmek değil mi? Neden sen de gelmiyorsun? Değil mi? Neden sen de benimle gelmek istemiyorsun anlamı çıkmış oluyor. Çünkü mitkom beraberinde gelmek dedik değil mi? Şimdi arkadaşlar bu bir soru yapısı olduğundan dolayı indirekte rede yaptığımda da gene soru yapısını kullanıyor olacağım. Ancak şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Willst du bakın buradaki wollen ne olacak? Konjunktif 1 olacak. Dolayısıyla konjunktif 1 olduğunda ne yapıyoruz biz? Bunu dolaylı olarak anlattığımızdan dolayı ne demiş oluyoruz? Bu bir erkek olduğu için voleni de ere göre yorumlayacağız ama konjonktif bir de. Dolayısıyla bakın bunu indirekte rede yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Mia hat Jochen gefragt. Mia Jochen'e sordu. Bakın perfekt bir durum. Warum er nicht mitkommen wolle? Bakın demek ki willst du ne oldu? Ere göre yorumluyoruz. Çünkü burada söz konusu olan kim? Jochen değil mi? Neden o gelmek istemiyor diye Mia sordu değil mi? Dolayısıyla er wolle şeklinde çekimlememiz gerekiyor. Dolayısıyla burayı toparlayacak olursak bunun Türkçe karşılığı ne? Mia Jochen'e soruyor ki o neden Mia ile birlikte gelmek istemiyor?
Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Altını çizdiğim gibi, değil mi? Konjunktif 1 olarak yorumlamam gerekiyor. Volen modal fiilini. Artı şunu da unutmayalım ki bu bir soru yapısı olduğundan dolayı ne dedik? Warum, wo, wie, was gibi V'li sorularda bu gelmiş oluyor. Yani soru yapısı gelmiş oluyor. Dolayısıyla Mia hat Jochen gefragt, warum nicht mitkommen wolle diye söylemiş oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir alt başlık açtık. Sollen ve mögen'i görüyoruz. Bakın sollen ve mögen'i şimdi indirekte rede, yani dolaylı anlatımın içerisine gömdüğümüzde nasıl bir anlam çıkıyor? Bir defa sollen neydi arkadaşlar? Meli malı anlamına geliyordu. Öyle değil mi? Mögen de neydi? Sevmek anlamındaydı, değil mi? Tabii sevmek aşk anlamına değil de hoşlanıyor olmak gibi, mesela arkadaşımı severim dediğimde kullanabileceğim bir modal fiildi, değil mi? Şimdi ben Sollen'i cümlenin içerisinde kullandığımda fonksiyon olarak farklı bir anlam çıkmış oluyor. Şöyle ki talep ve emir olarak karşımıza çıkıyor bu sefer Sollen. Yani melimalı değil de artık farklı bir fonksiyon olan, değil mi? Bir talep ya da emir. Mögen de arkadaşlar nezaket formunda kullanılabilecek bir forma bürünmüş oluyor. Ne demek istediğimi şimdi anlayacağız. Tek bir cümle üzerinden gidelim arkadaşlar. Burada cümlemiz diyor ki der Mann fordert. Evet, fordern talepte bulunmak demek. Beeil dich mal ein bisschen. Bakın burada bir emir var. Beeilen neydi? Hızlı davranmak demek. Dolayısıyla beeil dich diyecek olursak çabuk ol demiş oluyoruz. Beeil dich mal ein bisschen. Ein bisschen neydi? Birazcık. Birazcık çabuk ol, değil mi? Anlamını gelmiş oluyor. Evet, buradaki mal da kere gibi birebir karşılığı. Hızlı olsana bir defa gibi düşünülebilir. Tabii güzel Türkçe'de öyle demiyoruz. Sich beeilen'e baktığımızda arkadaşlar bu da refleksif bir fiil. Dolayısıyla beeil dich denildiğinde çabuk ol anlamına gelmiş oluyor. Şimdi biz bunu, yani şu cümleyi indirekte rede kapsamında sollen olarak inceleyecek olursak burada bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Emir anlamına geliyor ya da bir talep anlamına da gelebiliyor, değil mi? Hadi artık birazcık çabuk olsana gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla fordern diyebiliriz, verlangen diyebiliriz, ondan istemek anlamına gelebiliyor, değil mi? Mesela söz gelimi adam karısından talepte bulunuyor. Hadi çabuk olsana, değil mi? Partiye geç kalıyoruz gibi düşünebiliriz burada. Dolayısıyla der Mann verlangt von ihr. Bakın ihr bir kadından talep ediyor. Neyi? Birazcık hızlanmasını, değil mi? Dolayısıyla bakın burada sollen ne olmuş arkadaşlar? Dikkat edin. Konjunktif bir formunda, değil mi? Der Mann verlangt von ihr. Sie solle sich ein bisschen beeilen. Bakın ne diyor? Adam kadından, değil mi? Bu kim olabilir? Karısı olabilir, değil mi? Ondan ne talepte bulunuyor? Hadi birazcık gecikiyoruz, değil mi? Birazcık çabuk ol, değil mi? Sie solle sich ein bisschen beeilen. Ne yapıyor? Talepte bulunuyor. Belki de ne diyor? Emir formunda da hadi artık çabuk ol, değil mi? Demiş oluyoruz. Dolayısıyla der Mann verlangt von ihr, sie solle sich ein bisschen beeilen. Şimdi biz bu formu mögen olarak da kullanabiliriz. Bakın arkadaşlar, herhangi bir anlam değişimi yok. Sadece biraz daha nezaket formu işin içerisine girmiş oluyor. Mögenle. Bakın bu sefer ne olacak? Der Mann hat zu ihr gesagt. Adam ona dedi ki, ne demiş acaba? Bakın hat gesagt, burada bu sefer perfekt yapısı söz konusu, değil mi? Ona dedi. Zu ihr, bir kadına, değil mi? Der Mann hat zu ihr gesagt. Bakın das cümlesi var. Das cümlesi de pekala indirekte rede olabiliyor. Dolayısıyla der Mann hat zu ihr gesagt, dass sie sich ein bisschen beeilen möge. Çünkü ne yapmıştık arkadaşlar? Das cümlelerinde görmüştük bunu, öyle değil mi? Ne yapıyorduk?
sonuna atıyorduk. Dolayısıyla ama burada nasıl sona atmış oluyoruz? Konjunktif 1 olarak sona atmış oluyoruz. Mögen bakın neye dönüşmüş? Möge'ye dönüşmüş. Ama kişimiz kim? Kadın yani sie. Üçüncü tekil. Üst cümleye baktığımızda da sollen sie'ye göre ne olmuş oluyordu? Solle olmuş oluyordu. Dolayısıyla çok ufak nüans farklılıkları var. İkisi de aynı anlama çıkıyor ancak burada talep ya da emir kapsamındayken sollen, mögen de ne kapsamında olmuş oluyor? Nezaket formunda bir incelik var, bir kibarlık var değil mi? Hani karısından talep ediyor, birazcık daha hızlı olsa değil mi anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mia fragt Jochen, warum willst du nicht mitkommen? Mia fragt Jochen, warum willst du nicht mitkommen? Mia hat Jochen gefragt, warum er nicht mitkommen wolle. Mia hat Jochen gefragt, warum er nicht mitkommen wolle. Der Mann fordert, beeil dich mal ein bisschen. Der Mann fordert, beeil dich mal ein bisschen. Der Mann verlangt von ihr, sie solle sich ein bisschen beeilen. Der Mann verlangt von ihr, sie solle sich ein bisschen beeilen. Der Mann hat zu ihr gesagt, dass sie sich ein bisschen beeilen möge. Der Mann hat zu ihr gesagt, dass sie sich ein bisschen beeilen möge. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde indirekte rede konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Indirekte rede konusu burada bitti mi? Hayır, bitmedi. Dersimizin devamında, daha doğrusu bir sonraki dersimizde bu konuyu ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.